Kerim oğlum, Padıl Hanım'ın oğlu Ali Cudi ile başımız derde girdi. Onun için bir an önce düğün hazırlıklarına başlayalım. Olur anam, sen nasıl dilersen öyle olsun. Oh ya, oh ya! Düğün olacak ya, ben de göbekleri atacağım ya! Düğünde göbekler atacağım, düğünde göbekler atacağım! Aman! Hele hayırlısıyla şu düğün bir bitsin. Sonra biz başlarız hazırlıklara, ha? Ne dersin? Ben ne derim ki Şahin'im? Sen nasıl dilersen öyle olsun. Benim dileğim bir an evvel benim olmandır. Çünkü sen benim kadınım, mehtabım, güneşim, her şeyimsin. Şahin'im, bu sözleri senden duymak beni öylesine mutlu ediyor ki. Fakat gene de içimde bir korku var. Bir gün beni bırakıp uzaklara, çok uzaklara gidecekmişsin gibi geliyor bana. Hasalanma Edip. Güneşsiz bir çiçek nasıl solmaya mahkumsa, ben de sensiz gidersem öyle ölmeye mahkum. Yakıştı değil mi? Darısı senin başına Edibe. İnşallah seni de telli duvaklı görürüz. Düşünüyorum da Zeynep'i düğün evinden kaçırmamız delilik olur. Peki sen ne düşünüyorsun Gaffar? Bana kalırsa bir fırsatını bulup Kerim'i öldürmeliyiz. O zaman Zeynep sana kalır. Düşüncen güzel Gaffar. Thank you.
bakayım. Buradan geçelim. Ayrı ayrı yerlerde pusu kuracağız. İlk fırsatta Kerim mutlaka ölmelidir. Unutmayın, Soru Dağı'nda buluşacağız. Gaffar, sen benimle gel.
Ne oldu? Pencereden ateş ettiler.